Selamlar. Bugün bilanço açıklayan şirketlerin ekonomik durumlarına bakacağım. Onun için tekrardan hepsine bakmam gerekiyor. Yani hepsine dediğim tarama yapmam gerekiyor arkadaşlar. Radardan şuna gelelim. Şurada artık bir şeyimiz var. Bunu artık sürekli gelmek istemiyorum buraya. Bunu 93 yapacağım. 93 yapacağım. Bir daha kaydedeceğim. Evet. 1, 2, Ç, Ç, Ç olarak kaydedeyim. Artık Excel olarak indiriyorum. Açıyoruz Excel'i. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan bizim datalarımız vardı. Bu dataları çekiyoruz. Onu nasıl çekiyoruz? İlk iki hanesini aldık mı yetiyor arkadaşlar bu dataların. İlk iki tanesi. Sonra bugün yeni indirdiğimiz yere kopyala yapıştır yapıyoruz. Bu kadar basit. Ondan sonra zaten o ilgili yerlerden bu dataları çekiyor. Kopyala yapıştır yaptıktan sonra o bizim ilgili yerlerden alıyor. Yani bilgisayarın içinde belli yerlerden bu verileri alıyor, işleme sokuyor. Arkadaşlar diyor bu dataları bize yollar mısınız? Bu dataları yollayamam. Çünkü bu datalar bana özel arkadaşlar. Yani ben bu Excel'i size yolladığım zaman Excel sizde çalışmaz. Çünkü o Excel başka yerlerden bilgi çekiyor. Bilgi çektiği için o her tarafta çalışmaz. Bakın burada onay verdim. O bilgileri çekti. Bu bilgiler benim bilgisayarımda depolandığı için çekti yani. Şimdi arkadaşlar şöyle nispi özel hesaplama diyoruz yine. Şimdi güzel olan hisselere bakacağız. Emlak şirketlerine göz ardı ederim. Şöyle gayrimenkulü istemiyorum. Şimdi arkadaşlar kim açıkladı? Of 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 of. Evet arkadaşlar bakın burada açıklayanlardan bir tanesi. Bakın işte 35 Favök. Oo. Evet arkadaşlar, yatırımlarımızı değiştirebiliriz. %77 öz kaynak kar. Peki biz bunu nasıl şey yaparız? Bu burada, bu son en sona bakalım. Yine aynı şekilde şuraya gelelim. Bu açıklanmadan önceki hali arkadaşlar. Özel hesaplamaya göre küçükten büyüğe diyeyim. Yine biz gelelim. Nereye gelelim? Nerede bu ya? Ha. Yine gelelim arkadaşlar. Bakın 30-25 varmış. 63 potansiyeli varmış. 2,3'müş. O bu ne ya? 63 potansiyel. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Bir daha geleceğim. 30-30 yine 55 potansiyel. Güzel. Çok da güzel yani. Yine 2,5 galiba. Bir dakika. Bir daha bakıyorum. Yine 2,5. 2,3. 4-4'müş. 4, 4, 2, bu 2,3'müş. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Şu olmuş. 4,2, 2,5. Evet, hemen hemen finansalları değişmemiş ama ciddi kar devam etmiş CMTS'de. Şimdi şöyle bakalım. Son bilançolardan burada CMTS var mı? Bakın burada yeni açıklanmış. 2,6 4 3 4 1. Tamam, güzel güzel, her şeyden güzel, çok güzel. Yani demir çeliklerin kötü olduğu bir durumda bu çok güzel bilanço açıklamış. Peki bunun tekniği nasıl, ona bakalım arkadaşlar. Tekniğine bakalım. Zaten takibimizdeydi bu hisse bizim. Evet, 1 yıl. 1 yıl olarak bakalım. Yani burada teknik dönecek diyor. Yani aşağı bir dönüş gösteriyor burada.
Evet. İstikrarlı bir hisse. Yani şuralardan 18'lerden 40'lara gelmiş. İki kattan fazla gitmiş. Yani alım noktaları, düşüş noktaları alım fırsatı olur arkadaşlar. Yani ne kadar düşerse, bakın şu kadar düşerse alım fırsatıdır. Ama borsa düşerse bu sefer düşecek yani. Yapacak bir şey yok. Yani XU100 düşerse o da düşer. Ama bilançoyu beğendim. Şimdi devam edelim. Bu Alka'da neyin neyi? Bu kadar. Neyse bu bedelli yaptığı için böyle gözüküyor. Bedelsiz yaptığı için. Info iyi konumda demiştik. Biraz düşmesi alım fırsatı demiştik. Sonra Ereğli. Arkadaşlar Ereğli Favökü'nü arttırmış. Güzel. Net kar Favökü'nü daha iyi bir konuma getirmiş. Finansal borcu, öz kaynağı da güzel. Yani iyi işler yapmış. Ereğli de beğeniyorum. Evet, Ereğli'yi de beğendim. Yani öyle kötü bir şey değil. Ondan sonra Ereğli'yi geç. İndes, THYO, DEVA, açıklananlara bakıyorum arkadaşlar. Şişe, Bera, Angen, Despisi, İsmen, Ayaz, Yükselen, Aygaz, İşbir, Çimsa, İnves, ARD yazalım. Buralarda açıklanan gözükmüyor. Acelsel var arkadaşlar. Kötü değil, iyi. Pozisyon almaya devam edilebilir. Yani kötü değil, iyi. Favökleri çok iyi. Potansiyeli daha da artmış. Yani şuradan ACS'de tekrar bakabiliriz. ACS şuralarda bir yerdeydi. Bakın buradaydı. Artmış yani. 38 birim potansiyel varmış. 20 birim Favök varmış. Son anda ne olmuş? 27 birim Favök olmuş. 44 birim potansiyel olmuş. Yani kendini üst liga taşımış. %73 öz varlık karlılığına götürmüş işi. Burada kaç? %70. Öz varlık, pardon, öz varlık karlılığı değil mi? Öz kaynakların oranı %71. Öz kaynağını da arttırmış. Finansal borç. Yani istikrarlı bir hisse. 5.9'larda 6'larda olması arkadaşlar. 71'den 73'e çıkarmış. İyi, kötü değil. Bugün düştü, alım fırsatı oldu. Biraz daha ekleseydik keşke, ekleyemedik. Her düşüş onda da alım fırsatı arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Hangileri açıklandı? Burada açıklananların arasında ucuz benim radarıma giren yok arkadaşlar. Şimdi benim radarıma girmesi gerekiyor açıklananlar. Tofaş açıklandı bugün. Tofaş 6.8'e düşmüş. Çok iyi bir yere düşmüş arkadaşlar. Bu Tofaş 10'lara kadar gidiyor. Yani %35, %40 gideri var. %23 şöyle yapalım. Görünümden şurayı donduralım da neyin ne olduğunu görelim arkadaşlar. Ha. Bakın %22 finansal borç oranı var. Çok güzel. 20 ile 14. Şöyle yapalım biz. Şeyle karşılaştıralım Tofaş'ı. Bir önceki zamanla karşılaştıralım. Bakalım Tofaş'ı. Bakın burada eksi 8 birim vardı. %26 borç vardı. Kızarmıştı artık. Favekü de 14'tü. Şimdi son durumda ne oluyor ona bakıyoruz. Favekü 20'ye çıkarmış. Burada pozitife çıkarmış. Stok yapmış. Borcu da iyileştirmiş. Yani bu iyi bir yere gelmiş. Beğendik. Tofaş'ı beğendik. Düşmesi alım fırsatı olur. 6.8 zaten çok iyi bir yer arkadaşlar. Bunların içinde Türkiye Traktör yine bilanço açıkladı. Arkadaşlar Türkiye Traktör'ün bilançosu da güçlü. 7'lere gelmiş. Çok güçlü. Hem de güçlü yani. O da güçlü. Favökü de iyi. Ondan sonra Tekfen açıklamış. Tekfen'in Favökü çok iyi değil. Potansiyeli çok iyi. Borcu az.
Fabric'ü çok iyi değil. Yani niye iyi değil? Yani diğerlerini kıyasla iyi değil arkadaşlar. Mesela Türk traktöre kıyasla Tekfen'in borcu iyi değil. Ama potansiyeli var arkadaşlar. Bakın 25 birim potansiyel nereden geliyor bu? Bunun %28, %8'i dolardan geliyor. %24 de stok var. Yani bu iyi bir şey arkadaşlar. Şeye baktığımız zaman çok ucuz kalmış. Yani piyasa defter değeri. Türkiye Traktör ona göre piyasa defter değerleri çok yüksek. Tabii ki onların fabrikleri de çok yüksek. Tekfen sisteme girdi ama 7.2'lerden girdi. Hani 5'ler 6'lar civarı girseydi çok güzel diyecektim de. Çünkü fabrik yapamamış. Fabrik yapsaydı bu arkadaşlar bunun gireceği nokta 5-6'lardan güzel bir yerden ucuz hale gelmiş olacaktı diyecektik ama olmadı. Şimdi evet başka var mı burada ucuz hale gelen, ucuz hale gelen ve açıklayan İstemir var. Açıkladı. Ucuz da değil yani 8.2'lerde arkadaşlar. Evet. Diğerlerine bakıyorum şu şekilde. Evet arkadaşlar bugün ne diyoruz? Bugün ne olsun? Frigo bir iki gün önce. Jant burada varmış zaten. Onlara gelmiş arkadaşlar. Jantsa ederinde ama çok güzel bir bilanço getirirse yine altılara döner. Zaten yükseldi arkadaşlar. %20, %30 yükseldi jant. Biz yükselmeden önce girmiş bulunduk. Frigo vardı ama Frigo Alkim'i Alkim de ederinde. Yani burada ucuz. Ya şunlar ucuz diyemiyorum arkadaşlar. Evet. Bugünkü inceleme bu olsun. Ne vardı burada? Türkiye Traktör vardı. 7 güzel. 22 binin potansiyel var. Onun yanında Tofaş. Evet arkadaşlar Tofaş da güzel. 6.8'lere inmiş. Tofaş iyi yani. Acı selüloz. Bu acı selüloz o da güzel. Beğendiğimiz hisse oldu o da. Evet arkadaşlar. Buralarda daha da açıklayan olur. Evet. Burada. Evet, açıklayanlar olur. Evet, Cem TS demiştik. Cem TS, Acı Selüloz. Bir de Toaso. Evet, bizim favoriler bunlar arkadaşlar. Herkese iyi günler.